Orkide aslında bakımı en kolay bitkilerden bir tanesi. Maalesef toplumumuzda orkide bakımı konusunda çok fazla söylenti var, çok fazla ifade var, çok değişik bilgiler var. Bizim temelde bilmemiz gereken nokta şu. Orkide aydınlık seven bir bitki. Birincisi bunu biliyor olacağız ve evimizin ya da ofisimizin en aydınlık yerine orkideyi konuşlandırıyoruz. Bu pencere kenarı olabilir. En makbulü bu. Tabii artık kaç tane güneş alan pencere kenarı var? İstanbul'a ve büyük şehirlere baktığımızda az. Yani plazalarda pencere var, güneş içeri giremiyor maalesef. Filmli camlar vesaire. Ofislerde ve akıllı konut diye tabir edeceğimiz yeni nesil dairelerde maalesef tüm bitkilerin bakımı çok zor. Bunun da altını çizmek lazım. Orkide için şans biraz daha azalıyor. Gün ışığı tabii ki en makbul ışık bizim için olduğu gibi. Gün ışığı, güneşin kendine has ışığı. Temmuz-Ağustos aylarında eğer evimiz orkidenin bulunduğu cam günün efendim yani gündüzün 1/3'ünü güneş alarak geçiriyorsa o zaman biraz endirek yani bir tül çekebiliriz belli saatlerde ya da tülün ardından da güneşi alabilir. Fakat en aydınlık yer esas. Ofislerde ya da daha modern dairelerde ise tabii ki yine mekanda en aydınlık yer neresiyse orası olmalı. Aydınlık yeri sağladıktan sonra şu çok önemli. Orkideleri eğer dışarıdan satın alıyorsanız bir çiçekçiden orkideyin kendisini satın alıyorsanız bakacaksınız orkideye altında saydam bir saksı var. Yani ışığı geçiren bir saksı var. Oysa ki diğer bitkilere baktığınızda genelde kahverengi ya da yeşil plastikler görürsünüz. Neden saydam saksı var? Çünkü orkidenin köklerinin güneşe ihtiyacı var. Diğer bitkilerde bu söz konusu değil. Dolayısıyla orkideyi aldığınızda evinizde muhakkak orkidenin kendi plastik saksısını bir cam saksı içerisine o şekilde konuşlandırabilirsiniz. Size dışarıdan gelen orkideler yani biz tasarımcılar genelde ne yapıyoruz? Bir kişiye, bir aktiviteye orkide gönderirken, yani bir orkide de gönderebiliyoruz. 15 tane orkideyi bir araya getirip büyükçe bir kabın içerisine de onu ekip tasarlayabiliyoruz. Dolayısıyla o ürünü, o çiçeği, o bitkiyi daha şık hale getirmek durumundayız. Biz dolayısıyla o orkideyi efendim seramik bir kabın içerisine ekebiliriz, metal bir kabın içerisine ekeriz, ahşap bir kabın içerisine ekebiliriz su geçirmezliğini sağlayarak ve onu tasarlarız. Bu tarz orkideler size geldiğinde bu orkideler 15 gün, 20 gün efendim kalabilir bu kapların içerisinde. Eğer orkide tasarlanmış olarak geldiyse tasarım enstrümanlarını çıkarırsınız, orkideyi rahatlatırsınız, kurdelelerini çözersiniz. Efendim o şekilde bakmaya çalışırsınız yine aydınlık bir yerde. Fakat bir tane orkide size ya da iki tane orkide farklı bir kabın içerisine tasarlanmış geldiyse en makbulü onu oradan çıkarıp söylediğim şekilde ya plastik saydam bir kaba saksıya ekip cama koyarsınız ya da direkt cam veya geçirgen ışığı geçiren farklı bir materyalin içerisine ekmeniz en makbul olanıdır. Bundan sonra geriye ne kalıyor? Sulama. Ne demiştik başlangıçta? Orkide en kolay bakımı olan bitkilerden biri sanıldığının aksine. Sulama en sağlıklı orkide nasıl yapılır? Tabii orkide deyince ilk aklımıza gelen orkide Phalaenopsis yani kelebek orkide dediğimiz şu anda da hepimizin her yerde en çok gördüğümüz orkide. Orkidenin Cymbidium gibi, Oncidium gibi, Dendrobium gibi yüzlerce farklı varyetesi var. Biz ülkemizde geldiği kadar görebiliyoruz. Ya da üretildiği kadar görebiliyoruz diyelim. Genel olarak bakım istekleri aynıdır. Sulamayı da en makbul şu şekilde yapabiliriz. Orkidemizi plastik saksısıyla beraber içinde su bulunan bir kovanın içerisine daldırıp 3-5 saniye suyun içerisine bıraktıktan sonra suyun içerisinden çıkarıp orkidenin toprağı çok geçirgen olduğu için nedir orkidenin toprağı? Çam ağaçlarının kabuklarından oluşan, onların ufalanarak efendim genelde toprak harcı odur. Dolayısıyla kovadan çıkardığınız zaman zaten 3-5 saniye içerisinde
o suyu hemen alttaki deliklerden tahliye eder. Fakat son saniyede ya da son 2 saniyede siz onu cam vazonunuzu düzeltiyorum saksınızın içerisine koyarsanız çok az bir su saksının içerisinde kalacaktır, oraya akacaktır. O su eğer bir parmağa iki parmağa geçmezse 3-5 gün kalabilir. Bir süre sonra buharlaşacaktır o su çünkü. Fakat bir alışkanlık görüyoruz tüm orkide severlerde. Orkidenin altında da sürekli su kalması lazım bir inancı var. Öyle bir şey yok. Birkaç gün kalabilir. Sürekli de su kalması kök çürümesine neden olabilir. Bu en sağlıklı bakım şeklidir orkideye. Ve haftada bir gün uyguluyoruz bu sulamayı. Bir de yine çoğumuzun bilmediği önemli bir konu var. Orkide gündüzleri ılıman iklim sevmekle birlikte, yani ılıman iklimden kastımız orkide 16 ila 24-26 derecelere kadar yaşayan bir bitki. Fakat akşam olduğunda gece orkide 8-12 derece aralığında çok daha iyi performans veriyor. Yani akşam daha düşük ısıda bir atmosferde kalması sağlanabiliyorsa çok makbule geçer. Niçin? Siz şimdi ne dedik başlangıçta? Akıllı binalarda yaşıyoruz. Klima ortamında yaşıyoruz. Her yerde klima var. Bitkilerin hepsine baktığımız zaman tropikal ve subtropikal bitkiler. Klimalı evlerde ya da atmosferlerde nasıl yaşasın bu bitkiler? Orkide de aynı şey söz konusu. Mesela siz yatarken klimanızı açık efendim tutuyorsanız orkideye klimadan gelen hava zarar verebilir. Dolayısıyla orkideyi kapalı balkonunuz varsa kapalı balkona alabilirsiniz. Hani çok çiçek seviyorsanız ben çok iyi bakmak istiyorum diyorsanız bu tüyoları size vermeye çalışıyorum. Yoksa herkesin yapabileceği bir iş değil ama bu da çok önemlidir. Temelde şunu bilelim. Orkide gündüzle gece arasında farklı ısıları sever. Gündüz daha ılıman, gece biraz daha soğuk. Hem açan çiçeklerinin uzun ömürlü olmasına hem de formda kalmalarına vesile olur.